Öz Kabalık Üretim'den hepinize merhaba arkadaşlar. Videonun da başlığında gördüğünüz gibi Özka Akvaryum olarak bir değişime gittik arkadaşlar. Bilenleriniz var. Bizim akvaryumlarımız oldukça büyük. Yaklaşık 250 litrelik gördüğünüz akvaryumlar. 250 litrelik akvaryumlar arkadaşlar. Bu yüzden şöyle bir karar aldık. Lepistes üretimi yaptığımız için bu hacimler oldukça büyük. Tamam, balıklar oldukça keyifli, rahatlar. Hani büyüme hızları da daha fazla oluyor ama hem daha çok yer için hem daha çok tür için yer ayarlamak için, daha doğrusu başka türlere de yer ayarlamak için böyle bir oluşuma girdik. Gördüğünüz gibi akvaryumları ortadan ikiye bölüyorum bu şekilde. Yaklaşık şu gördüğünüz küçük hazne 100 litrelik. Yani küçük diyorum ama kocaman bir akvaryum aslında. Çünkü bizim akvaryumlar geriye doğru, yani şu gördüğünüz derinlik diyoruz. Derinlik 60 santim. Oldukça büyük. O yüzden yani yandan daraltıp geriye doğru geniş bir akvaryum oldu. Çok da güzel oldu. Lepistes üretimi için çok ideal oldu arkadaşlar. Şu gördüğünüz akvaryumlar. Bunları hepsini, bildiğiniz üzere balıklar var akvaryumlarda. Hepsini boşaltamayacağım için tek tek aktara aktara, yani bunu belki bir ay sürecek ama bu yenilenme. Bir ay sonucunda 100-110 tane olan akvaryum sayısı 220'ye kadar çıkacak. Bu da demek oluyor ki daha fazla tür, daha fazla üretim. Yani şu anda 10 tür varsa Lepistes üzerine Özka Balık Üretim'de yaklaşık 20 türe kadar çıkarabileceğiz. Bu da hem bizim açımızdan hem değerli akvaristler açısından çok çok iyi olacak. Yeni yeni türler katacağız. Yurt dışına yeni yeni türler getireceğiz. Çok iyi olacak bu şekilde. Yani biz sonuçtan gayet memnun kaldık. İlk başta bu kadar olacağını beklemiyorduk ama çok güzel akvaryumlar çıktı ortaya. Lepistes üretimi açısından çok ideal akvaryumlar çıktı gördüğünüz gibi. Bunların hepsine sıfır yeni pipo filtreler alacağız. Ve üretime o şekilde devam edeceğiz. Bu şekilde hem türler bir arada olmuş olacak. Dişi erkek veya aynı türden erkekler. Hem bir arada olacak hem daha düzenli olacak. Hem yani yaptığımız işten de daha da keyif alacağız açıkçası. Ben düzen oldukça keyif alıyorum. Şu anda düzensiz bir durumumuz yok ama daha da düzenli olacak ve tür sayısı daha da artacak. Gördüğünüz gibi akvaryumların çoğunu boşalttım. Bekletiyorum işte. Bunları hazırlayıp yerine koyup doldurduktan sonra yeni akvaryumları boşaltacağım. Gördüğünüz gibi hep çoğu balıkları da birleştirdim burada bir arada. Bayağı bir kalabalıklar. Bu şekilde devam edecek. Bunu sizlerle paylaşmak istedim. Ufaktan da böyle bir turlayalım akvaryumlarımızı. Hava motorunu kapattım. Gördüğünüz gibi burada ışıktan pek, biraz da telefondan kaynaklı pek netlemese de swallow red lace'ler var. Devam ediyoruz buradan. Geçiyoruz, şu taraftan geçmek zorundayım. Beta üretimine de başladık. Bildiğiniz üzerine şurada göstereyim. Beta üretimi de yapıyoruz. Gayet de başarılı gidiyor. Yerli üretim candır. Bildiğiniz üzere. Burada Blue Dragon'lar büyüyecekler inşallah. Gördüğünüz gibi erkek formunu göstermeye başlamış. Burada ayırmış olduğumuz tükse de koyayım bunlar. Burada bir melek çiftimiz var, onu da göstereyim. Trikalır koyu meleklerimiz. Bu şekilde arkadaşlar. Gezilecek çok şey var ama kısa kısa böyle göstereyim. Gördüğünüz gibi ribbon dişilerimiz. Ribbon erkekler aşağıda. Bu şekilde bir oluşumdayız. Akvaryumları gördüğünüz gibi boşaltabildiğimi boşalttım hazırlamak için. Böyle devam edeceğiz. Biraz üretimhane dağınık. Her yer her yerde. Çünkü kolay olmuyor biraz. Akvaryumlar büyük.
kurulu düzenin üstünde değişiklik yapıyoruz. Onun sıkıntısı var. O yüzden işler beni bekliyor. Görüşmek üzere diyorum. Herkese keyifli hobiler diliyorum.